Tüm taşeron işçilere hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Taşeron işçilerin, dünkü videomda da bahsettiğim gibi, bu elenebilecekler olan mesela kim? İlbank, ASM grup elemanları, Türk Telekom çalışanları, diş protez çalışanları, bazıları. Dünkü videomda dedim ki tamamen kendi öngörüm. Bunu ben bedavadan sallayarak söylemedim arkadaşlar. Bazı insanlar bayağı bir küfür etmişler. Onların hepsini zaten avukatıma verdim. Onlarla adli işlemleri başlatacağım, o küfür edenleri. Biri demiş ki sadece sana mı var kadro? Öbürü demiş sadece karayollarına mı var kadro? Biri demiş biz ne olacağız? Sen bir şey bilmiyorsun. Sen bir sürü hakaret, küfür. Arkadaşlar bakın. Şurada 1000 tane İş yeri var. Adamlar diyor ki, yani ben de karşıyım, ben de sizden biriyim, ben de istiyorum hepiniz girin. Ancak adamların kalıplaşmış düşünceleri var. Ne diyor? Bir yıldır diyorlar ki 90 bin kişi, 90 bini kapsayacak. Vedat Bilgin diyor ki sürekli 90 bin kişi. Ya arkadaşlar bakın, sadece 10-15 bin kişi karayollarında var, HBS'de var, ondan sonra kiralık araç şoförlerinde var, kit çalışanlarında var. Yani 90 bin kişi zaten doldu. 4 Aralık mağdurları var, bu geçici işçiler var. Arkadaşlar yani İlbank nedir? Şimdi ben kendi şahsıma bilmiyorum yani. İlbank'ı ilk defa duydum. İlbank diye bir yer mi varmış? Duymadım. Eğer ki herkes tarafından biliniyorsa benim cahilliğimi verin. Ben duymadım. İlbank diye bir yer. ASM grup elemanları diyor. Ben duymadım. Diş protez çalışanları. Ya ben duymadım. Hiç de daha önce de duymadım. Yıllardır kadro muhabbetinin içindeyim. Müşavir firma çalışanları. Ya duymadım. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. Duymadım. Ondan sonra kim var? Çadır Kent ve Expo Bakım Onarım. Yani duymadım. Biyomedikal teknikerleri. Duymadım. Vakıfbank güvenlikleri. Yani bunlara tabii ki versinler. İnşallah verirler. Bakın dua da ediyorum. İnşallah verirler hepimize. Ancak yani şuna dayanarak söylüyorum elenecekleri. 90 bin kişi sayısı 500 bin, 600 bin kişiye arttırılmadığı sürece bu 90 binde kısıtlarsalar belki de biz de giremeyeceğiz. Kim bilir kimler girecek. Belki de bir sürü torpil olacak. Bu 90 bin sayısı, şöyle söyleyeyim ben size. 90 bin sayısı arttırılmadığı sürece elenecekler listesini söylüyorum size. Bu bir öngörü. İnşallah alırsınız. Ancak kamu çağrı merkezi çalışanları, Vakıfbank güvenlikleri, sosyal tesis çalışanları, İlbank çalışanları, ASM grup çalışanları, telekom çalışanları, diş protez çalışanları. Yani bunların hepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, bunların elenme potansiyeli %90 arkadaşlar. O yüzden diyorum ki fazla umut bağlamayın. Belki de bir şeyler olacak, hiçbirimiz giremeyeceğiz. Kimsenin umudu körelsin diye söylemiyorum bunu arkadaşlar. Yani aksine hayal kırıklığına uğramayın diye söylüyorum. Yani kendisini, hayatını, kesin kadro gelecek bize deyip kredi çekenler oluyor. Yani yapmayın arkadaşlar. Hadi bak, bir ihtimal girebilecekleri tekrar söyleyeyim. Elenebilecek kesin. Benim gözümde kesin elenecekleri söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, benim gözümde İlbank çalışanları kesinlikle elenecek. Vakıfbank güvenlikleri kesinlikle elenecek. ASM grup elemanları kesinlikle elenecek. Telekom çalışanları kesinlikle elenecek. Diş protez çalışanları kesinlikle elenecek. Çadır Kent ve Expo Bakım Onarım kesinlikle elenecek. Ondan sonra fizyoterapistler, bunlar da kesinlikle elenecek. Neden? Ya zaten devlet her yıl fizik tedavici atıyor. Atanarak geliyor bunlar. Taşeron'daki fizyoterapistleri kadroya alsa bu atananlara haksızlık olacak. Bu adamlar 80, 90, 95 puanla atanmak için yıllarını veriyorlar. Bunları bu bakımdan düşünüyorum yani.
Müşavir firma çalışanları. Ya bunlar da kesin elenecek. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. Bunlar da kesin elenecek. Bence yani. Benim kendi şahsi görüşüm. Ondan sonra başka nere var? Başka da yok yani. PTT çalışanlarını zorluyorlar ancak. PTT çalışanları zaten kendi bünyesinde 100-150 bin kişi var arkadaşlar. Yani bunlar aldığı zaman zaten 90 bin doluyor. Hadi deseler ki PTT çalışanların hepsini kadroya aldık. Lan bir sürü bu işin başını çeken karayolları var ya. Başını çekti. Kiralık araç şoförleri var. Bu işi başlatan adam bunlar. Bu kadro muhabbetini ilk davaları, mahkemeleri açan adam bunlar. Sadece dese ki ben PTT'yi alıyorum. Zaten 90 bin kişi doldu yani. O yüzden diyorum arkadaşlar, kimse yani darılmasın, gücenmesin. Allah'ım yani şahit, dua ediyorum. İnşallah hepiniz girersiniz. Hepimiz gireriz. Herkesin hayalleri var ancak umut bağladığı zaman insan gerçekten çok garantici insanlar var aramızda. Tamam, herkesin kendi problemi ama gerçekten bu işe umut bağlayıp kesin gözüyle bakıp krediye bulaşıp araba alanı mı ararsın, ev alanı mı ararsın? Yani kredi çekip ne de olsa kadroya geçeceğim. Ben kredi çekeyim, düğünümü hemen yapayım. Bunu diyeni mi ararsın? Yani arkadaşlar, ben size söylüyorum. İnşallah alınırız. Hepimiz alınırız. Ama 90 bin kişi, bu bize sıkıntı olacak. Neden? Zaten karayollarında 16 bin kişi var. Ondan sonra HBS'i çalışanları var bir sürü. Kiralık araç şoförleri bir sürü. Kit çalışanları bir sürü. Sadece PTT çalışanları kendi başına 150-155 bin kişi arkadaşlar. O yüzden diyorum ki yani fazla hayallere kapılmamakta fayda var. İnşallah hepimiz kadroya gireriz. Bütün taşeron işçilere iyi akşamlar diliyorum. Selametle.